Çalkantılı bir dönemin içerisinden çıkarak eski günlerine dönmek üzere bir takım girişimlerde bulunan BMC, hem marka imajı hem de ürünlerindeki yenilikleriyle geçmişine sünger çekerek 2018 yılında Hanover'de gövde gösterisi yaptı. Fakat bu gövde gösterisinin yerli ve milli etkisi British sınırlarından öte Bornova Motor Company sınırlarında gerçekleşecekti. Dostlar selamlar. Bazılarımıza göre siyasi sebepler, bazılarımıza göre yönetimsel ve ekonomik sebeplerle BMC sıkıntılı bir sürecin içerisine girdi. Konuyla ilgili daha önce yapmış olduğum içerikte bu duruma değinmiştik. Bu çalkantılı dönemden başta ortaklarıyla, arkasındaki o askeri Doğan hamleleriyle düze çıkan BMC, kaldığı şekilde üretimlerine devam etti. Toplu taşıma araçları, hafif sınıf kamyonu, savunma araçları hatta yerli ve milli motorlarıyla üretimlerinde gelişmeler kaydetti. Fakat tüm bu süreçte özellikle bir kategoride aldığı bir yara vardı ki hala kabuk bağlanması beklenen. Tahmin edeceğiniz üzere bu kategori Tuğra'nın bulunduğu ağır ticari araç kategorisiydi. Çünkü ilk versiyonunu 2013 yılında Stralis'e benzeyen bir kabinle gördüğümüz model tam 5 yıl boyunca sürümcemede kalmıştı. Gelin şimdi bu konuyu biraz açalım. Hanover'de yaptığı gövde gösterisi hepimizi gururlandırmış ve özellikle Pro serisinden sonra üretimi durmuş olan BMC kamyonlarını tekrar görmek bizleri umutlandırmıştı. Umutlandık çünkü 1996 yılından itibaren üretilen BMC Pro serisi bir takım makyaj operasyonlarından sonra artık kullanıcısının beklediği yeni bir yüz, yeni bir kimlik ve yeni teknolojik özelliklerine kavuşmuştu. Neredeyse her yıl gerek prototip gerek test fotoğraflarında farklı bir yüzle gördüğümüz o hayalet kamyonlar artık seri üretim bandından inmiş ve önündeki mankenlerle Türk bayrakları eşliğinde Türkiye'deki en büyük rakibi olan Ford'la birlikte Hanover'de gövde gösterisini yapmıştı. Alcoa jantları, hayalet ekranları, ben üreteyim de gideceği yere kadar gitsin düşüncesinden uzak yepyeni bir kabini ve hatta standart olarak sunulan otomatik şanzımanlarıyla kamyonlar farklı bir gururu yaşattı. Model ailesini inceleyecek olursak şantiyede 35-40 ve 43-40, uzun yolda 32-32, 25-32 ve 18-32, çekici kategorisinde ise amiral gemisi olan 18-46 modelleriyle her amaca yönelik hizmet edebilecek tipte bir ürün gamına sahip. Teknik özelliklerine de bakalım. Motor. Cummins'in 6.7 litrelik 320 beygir güç üreten IS-B serisi ve 8.9 litrelik 400 beygir güç üreten IS-L serisi Euro 6 motorlarının uzun yol ve şantiye serisinde kullanıldığını görüyoruz. Firmanın amiral gemisi olan çekicilerinde ise Iveco'nun Cursor serisi 460 beygir motorları bizleri şaşırtıyor. BMC'nin gücü ve zor şartlarındaki sağlam performansıyla, kırılmayan yürür aksamıyla özdeşleşmesini sağlayan Cummins ZF ikilisi, Anadolu'da kullanıldığı zorlu şartlarda bu özelliklerini domine ediyordu. Hatta kamyonların kullanıldığı bu zor şartlarda aldığı hasarlar, kullanıcıların BMC'ye özellikle Pro'lara, Pro'nun kaderi kırık tampon gibi takılmalarına neden oluyordu. İşte gücün ve sağlamlığın BMC'deki temsilcisi olan BMC ve Cummins ikilisi Tuğra'da da devam ediyor. Fakat bu konfigürasyona bir de misafir eklenmişti, Cursor'lar. Motorlar ürünün lanse edildiği 2018 yılına, yani dönemin rakiplerine bakacak olursak biraz zayıf beygir değerlerine sahipti. Çünkü hemen yan salonunda Tuğra'nın çekicisindeki 460 beygirine karşılık BMC'nin Anadolu'daki en büyük rakibi olan Ford 500 beygirli F-Max aracını tanıtmış ve nakliye serisinde de 420 beygire kadar 40 ayak modellerini 2 yıl öncesinden üretip sahaya sunmuştu. BMC'nin ise yüksek satış rakamlarını elde ettiği bu 40 ayak serisi 320 beygirde kalmıştı. Şanzıman. Güncel kataloglardan aldığım verilere göre ZF'in 9S1310 manuel şanzımanı 40 ayaklarda standart sunuluyor ve opsiyonel bir otomatik şanzıman donanımı bulunmuyor ve aynı donanım 4x2, 6x2 yol kamyonlarında da sunuluyor. Çekici serilerinde ise yine ZF'in 12TX robotize şanzımanı sunuluyor ve ağır koşullar için ise aynı üreticinin manuel 16S1830 serisi şanzımanı sunuluyor. Herhangi bir otomatik şanzıman opsiyon listesinde bulunmuyor. Burayı biraz açmak istiyorum. Bu hem o dönem hem de günümüz için ciddi bir dezavantaj. Çünkü bırakın şoförün manuel aracı seçmemesini, artık firma sahipleri bile demoda kalmış manuel şanzımanlı bir aracı filosunda görmek istemiyor. Ki zaten rakiplerine bakacak olursak Axor'u, Scania'sı, Ford'u Tuğra'nın lansman dönemlerinde otomatik şanzımanı standart halde, ya en azından opsiyon listelerinde sunuyordu. Şasi. 4x2 modellerinde 8 mm, 40 ayak ve şantiye araçlarında ise 8 mm artı 5 mm takviyeli şasi bulunuyor. Pro serisinden itibaren şasisiyle ön yapmış makinalar taş ocaklarında, ormandaki tomruk yüklerinde, maden ocaklarında görevlerini eski günlerdeki gibi layıkıyla yerine getiriyor. BMC şasisinin 8 olma durumu sadece operatörün rüyasında görmeye devam edecek gibi duruyor. Kabin.
Kabin şoförler tarafından aç ve tok karnına sürekli eleştiri alan bazı markaların kelebek camları gibi BMC'nin de eleştiri alan yuvarlak farlarıyla tekrar karşımıza çıkıyor. Kabin önünü boydan boya tarayan ızgara gri renk kombinasyonuyla fark yaratırken yan kısımlarda klasikleşmiş yan cam ve yatak kısmını betimleyen siyah kaplama Iveco'su, Scania'sı, Ford'u gibi birçok üreticinin bulunduğu sıradanlık havuzunda boy veriyor. Yükseltilmiş çamurluk hizası ve çizgisi kabin genişliğini bizlere fısıldarken sadece çekicilerde Elegance modelindeki kabin yüksekliği ise bu yüksekliği neden 40 ayak kamyonlar gibi araçlarda göremiyoruz sorusunu da beraberinde getiriyor. Kabin içine bakacak olursak sade çizgilerle ve minimalize edilmiş modern bir ön konsol görmeyi beklerken kaba bir orta konsol ve yükseltilmiş bir kokpit yer alıyor. Piano Black ve bej renk kombinasyonu hoş bir görüntü sunarken piyano bileklerin çiziklerine aşkla bakan bir şoför ordusunu da doğurması cabası. Plastik birleşim yerlerinin ve özellikle silecek, sinyal kollarındaki boşlukların görüntüsü hoş durmazken asıl soru işareti benim daha önce bir örneğini görmediğim bir modelde iki farklı ön konsol sunulmasında. Yani şu, çok eski test araçlarında gördüğümüz bu çıkıntılı ön konsol bir model hariç tüm Tura ailesine devam ederken bu konsola göre oldukça şık olan modern iç konsol sadece 1846 Elegance serisinde sunuluyor. Yani kısacası dediğim gibi bir kamyon modelinde iki farklı iç konsol bulunuyor ve bu konsol farklılığı başka hiçbir üreticide yok. Peki bu Tura'nın sevilen tarafları neler? Olumlu yanlarına bahsedecek olursam, uzun bir dönem sonrasında firmadaki soru işaretlerine bir cevap neticesinde Hanover'da yaptığı gövde gösterisiyle yeni kamyonu sunan BMC, Pro'yu güncellemek yerine A'dan Z'ye bambaşka bir araç ortaya çıkarmıştı. Ve videonun girişinde bahsettiğim gibi inanılmaz heyecan uyandırmıştı. Hamis motorun mutluluğu yine ZF şanzımanla ölümsüzleştirilmiş ve BMC'nin fren şase konusundaki sağlamlığı da kaldığı yerden devam etmiş. Biraz da olumsuz yanlarından bahsedip kapanışa geçelim. Pro serisindeki yüksek satış rakamlarıyla pazardan elde ettiği payda söz sahibi olacak 40 ayak ve uzun yol serisine düşük kalan motor gücü, alçak kabini ve kabin içi kalitesinin beğenilmemesi, sert yapısı başta olmak üzere bir eksiklik yaratıyor. Üretimi duran BMC haberlerinin etkisiyle kapanmak zorunda kalan bazı satış ve servislerin eksikliği, ellerinde BMC Pro serisi araç olan kullanıcıların yaşadığı maddi zarar ve her şeyden önemlisi markanın adının bir takım siyasi söylemlere karışarak kullanıcılarında yarattığı olumsuz hava bu yeni modeli almaya niyetlenenleri hatta almış olan araç sahiplerini olumsuz etkilemişti. Ayrıca üretilen Tura serisi liste fiyatlarıyla rakiplerine oldukça yakın rakamlarla satışa çıktığı için tercihler başka markalara kayıyor. Savunma alanı başta olmak üzere kurulan BMC Power gibi motor üretimleri, Altay tanklarını üreten motorlar markayı farklı bir alanda gün geçtikçe güçlendirse de karayolu taşımacılığında özellikle ağır ve orta sınıf kamyonlarda maalesef satışların azalmasına neden oldu. Bir de yetersiz reklam ve tanıtım kampanyaları araçların bilinirliğinin önüne geçti. Eksik reklam planlarının yanında piyasaya aynı dönemde giren en yakın rakibi düşük faiz ve uzun dönemlerle ucuza kendi modellerini dağıtınca Tura için bahsedilen tüm bu maddeler kamyonların satışlarının azalmasına neden oldu. Sarı sitede bile 2024 ilanını görmeyi beklemenin heyecanıyla yollarda görür görmez baka kaldığımız Tura serisi umarım bize yerin göğün prolarla dolduğu, her kullanıcının imdadına koşan Fatihlerin zamandaki gibi mutlulukları kısa sürede yaşatır. Ya bir de unutmadan orduda hizmet veren 8x8 tank taşıyıcı Tura'mızı da buradan selamlıyoruz. 120 ton toplam ağırlığa ve 70 tonluk çekme kapasitesine sahip olan tank taşıyıcı aracın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de geçtiğimiz dönemde 70 kere teslimatı gerçekleşmişti. Dostlar sizce Tura'ları yollarda sıklıkla görebilmek için nasıl bir politika veya metotlar izlenmeli? Ya da yeni kabin Pro adıyla devam etseydi nasıl olurdu? Hadi gelin yorumlara tartışalım. Son dönem kanal üyelerimiz olan Mustafa Taktak, Furkan Pusal, Mert Akyurt ve Fatih Mehmet Kiriş dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Ayrıca bölümün hazırlanmasında emeği olan değerli anket katılımcıların başta olmak üzere BMC Pro 827 nickli dostuma da sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Bizi Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi, beğen beğenmeme butonlarıyla ve yorumlarınızla bölümü değerlendirmeyi ve her şeyden önemlisi konuyu bölmemek adına sona sakladığım bu kanal aboneliğini de yapmayı unutmayın diyerek bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, dostça kalın.